Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlere harika bir yıldızname videosu hazırladım. Umarım niyetlerinizi ve dileklerinizi tutup sonuna kadar izlersiniz. Çünkü sonuna kadar izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Uyumlanmanız için yorum yapan, beğeni atan, kanala abone olarak destek veren herkese ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Ve bu arada siz değerli izleyenlerim, bugün diğer kanallarıma da videolar biraz geç saatte de olsa muhakkak ki gelecek. Bunu da bildirmek istedim. Çünkü sıkıntı var, yüklemekte biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bununla alakalı da açıklama gereği duydum. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyetim, niyetiniz, niyetiniz de niyetim olsun. Kolektifin en yüksek hayrına duru görü hislerim ve öngörülerimle siz yıldızname severleri bakalım neler bekliyor. Çok konuştum ve çok hızlı konuştuğumu bilir misiniz? Bugün yavaş ve çok az konuşarak bakalım sizlere nasıl bir video sunmuş, hazırlamış olacağız. Hadi bakalım bütün hayırlı olsun. Ben yavaş konuştuğum zaman biraz arkadaşlar tökezliyorum. Bunu da belirteyim. Umarım bu sıkıntıyı yaşamayız. Hadi bakalım. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa bütün hayırlı olsun diyerekten yıldızlamamızın sayfasını açıyoruz ve buradaki dileklerimizi tutarak tüm güzel enerjiniz benimle olsun. Gönlünüzden, aklınızdan ne geçiriyorsanız umarım böyle tez vakitte gerçekleşir. Bu haftayı da bitirmiş üzereyiz. Yarın günlerden cumartesi. Şöyle bir cumartesi, pazarı kapsayan süreçlerde sizlerde izleyenlerim neler bekliyor? Bunlara bir bakalım istedim. Şöyle bir göz gezdireyim arkadaşlar. Ve hemen toparladığım zaman yorumlamaya başlayacağım. Öncelikle siz değerli izleyenlerim, bir toplulukla beraber gideceğiniz bir yolculuk var. Böyle toplulukla olabilir, çekirdek aile olabilir. Gittiğiniz yolculukta bir toparlanma olacak. Belki söz, nişan, bilemiyorum ama burada büyük bir toplanma, hane bireylerin bir araya gelmesi görünüyor arkadaşlar. İkili bir tarih olarak gözüküyor. 2 gün öncesi veya bu 2 gün içerisinde de olabilir. Belki bu cumartesi pazarı da kapsıyor olabilir. İkili bir rakam var. Bir toplanma olayı, durumu hakimsiz değerli izleyenlerim. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa arkadaşlar, beklediğiniz bir telefon haberi var, gelmesini istediğiniz. Bu telefon haberiyle alakalı da şu an için yani beklediğiniz haber, konu her neyse şu an için böyle gündeminizde ama sizi meşgul etmeyecek bir durum. Yani o haber bu 2 gün süresi içerisinde de gelmeyecek. Bir kırgınlık, bir küslük var arkadaşlar. Karşı taraf aslında bu sürece kadar çok iyiyken şu an böyle kendisi sizde de tutuyor olabilir. Aramıyor olabilir, görüşmek istemiyor olabilir. Şu an böyle birden ketumlaşmış olabilir, sırtını dönmüş olabilir. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki bu kişi şu an için size konu, durum her neyse konuşmaya, görüşmeye, bir arada olmaya hazır hissetmiyor. Bu belki aklınızdaki kişi olabilir, bunun beraberinde evladınız, bir yakınınız da olabilir. Ya bir konu hakkında bir tutarsızlık sergilemiş ve bu konuyla alakalı da yorum yapmak istemiyor, kaçıyor. Yani kaçarak, sessizde kalarak aslında bazı şeylerle de yüzleşmek istemiyor. Çünkü bazı şeylerle yüzleşirse de ya bazı olayların başlaması gerekiyor ya da sessizde kalmayı en kolay çözüm olarak görmüş. Sessizde kalarak ya da bazı sudan sebep bahaneleri bağırarak, çağırarak, sessizde kalarak ya da küsleri oynayarak, ulaşılmazları oynayarak bir şekilde kendiliğine çeviriyor arkadaşlar. Aslında burada en temiz duygularla, düşüncelerle yaklaşan sizsiniz. O bayağı bir ince planlar yapmış.
Bunu teker teker uyguluyor. Siz onun hayatında onun istediği gibisiniz. Yani birlikte karar alınıp birlikte alınmıyor buradaki durumda. Can isterse konuşuluyor, can isterse devam ediliyor, can isterse o işi peşinden gidiyor, can istemezse sessizleri oynuyor, bağırıyor, çağırıyor, ağlıyor, sızlıyor. Bir şekilde kendini haklı çıkaran taraf o oluyor. Ama burada sizin haklı tarafınızı ya da sizin hakkınız olan tarafı görmezden geliyor. Kalbiniz çok güzel, yüreğiniz çok güzel. İzlemeniz gereken yolda, çizgide çok güzel bir şekilde ilerliyorsunuz. Aslında sıkıntı yaratan kişi o. Bir şekilde bundan bir vazgeçilmeme gibi bir durum var. Ya at gözlüklerini takmışsınız, illa o diyorsunuz. Ya da böyle duruma sizi soktuğu için bu durumdan, size davranışlarından, tutumlarından bu şekilde haz alıyorsunuz. Belki bu sizi böyle daha da çok perçinliyor, hırs yapmanıza sebep oluyor. Ama burada tutarsız davranan bir kişi var. Eğer ki bu aklınızdaki kişiyle kişi ise ve bununla bir yol almak istiyorsanız arkadaşlar, bu yol uzun olarak yıldıznamemizde gözükmüyor. Eğer böyle eşinizse de arkadaşlar, bir küs, bir dargın, bir barışık hep böyle devam edecek. Hep böyle egoları, istekleri, arzuları, kendine olan tavrı, davranışları bu şekilde devam edecek. Ama şunu da belirtmek isterim ki eğer evliyseniz bu kişi sizi hak etmiyor. Eğer böyle ilişkinizdeyse bu kişi gerçekten yine bu kişi sizi hak etmiyor. Zaten bununla bir şekilde ilerlemeniz size hiçbir şey kazanılmayacak. Yani bu kader çizginizde eğer ilişki anlamındaysa bu kişi, kader çizginizde devamlılığı gözükmüyor arkadaşlar. Gaybı Rabbimden başka kimse bilmez. Duru görü hislerimi, öngörülerimle en önemlisi yıldıznamemizden yola çıkarak sizleri bunları yorumluyorum. Ama bir devamlılık yok. Bütün yollar kapalı arkadaşlar. Siz evirseniz de, çevirseniz de, kendinizi yerden yere vursanız da, ne yaparsanız yapın, gideceği, kalacağı, duracağı yer çok net ve belirli bir şekilde duruyor. Aslında siz de biliyorsunuz. Sürekli aynı kapıya dönüyorsunuz, aynı çizgide buluşuyorsunuz. Ne bir adım ileriye gidebiliyorsunuz, ne bir adım geride kalabiliyorsunuz. Sürekli aynı olduğunuz yerdesiniz. Belki görünüşü, belki maddiyatı, belki maneviyatı size çok iyi geliyor. Ama sizin bu kişiyle yolunuzda, devamlılığınızda bir durum yok arkadaşlar. Gözükmüyor. Zaten aslında hayırlı olanı, siz hep böyle hayırlısı olsun ya da böyle gönlünüzün, yüreğinizin aslında bir şekilde ödülünü alıyorsunuz o kişinin sizde uzakta kalmasıyla. Ama siz nedense böyle bir kendinize, belki sizde bu kişi bağımlılık yapmış da olabilir. Bu kişiyle uyanmak, bu kişiyle ağlamak, bu kişinin size bağırması, çağırması ya da davranışları, ilgisi aslında size belki alıştırmış da olabilir kendini. Bu kişi olmadığı zaman kendinizi boşlukta da hissediyor olabilirsiniz. Bir bağımlılığınız var bu kişiye. Bu bağımlılığınızdan kurtulmanız gerekiyor. Belki diyebilirsiniz, Hanzade nasıl bırakabilirim? O benim eşim, çocuklarımın babası. Ama düşünürseniz, totalde böyle bir baktığınız zaman geçmişte yaşanmışlıklara, yaşadıklarınıza gerçekten de lafıma geleceksiniz. Çünkü hep hatalı olan taraf sizsiniz, haklı olan taraf o. Hep mükemmeli yapan taraf o. Siz böyle hep varoşları oynayan onun gözünde, hep böyle ne yaparsanız yapın, hep böyle bir kusurları olan tarafta siz olarak gözüküyorsunuz. Aslında alacağınız karar sizin. Devam edip etmemek de size kalmış. Ben sadece bu konu hakkındaki öngörülerim ve yorumlarım bu yönde. Evladınız olarak bu kişi hayatınızın bir köşesinde ise belki eşinin etkisinde kalıyor olabilir, belki işiyle bağlantılı olabilir, belki maddiyatla alakalı olabilir. Böyle bir dargın, bir küs olarak evladınız arkadaşlar, zamanı bırakmanız gerekiyor. O zaten yaptığı hataların farkına varacak.
ve hiçbir şey demeden size kendi ayaklarıyla tıpış tıpış gelecek. Siz sürekli o kişinin hatalarını önüne sürerseniz, bir anne, baba ya da abla, kardeş, abi olarak bu kişinin hatalarını önüne sürerseniz, belirtirseniz, bu kişi bu yaptıklarından dolayı ders almayacak. Siz söyledikçe o daha çok böyle bilecek size karşı. Bu yüzden hatalarını söylemeyin. Eğer böyle anne baba ya da abiniz, kardeşinizse, can bağınızsa arkadaşlar, kan bağınızsa, bu kişiyle alakalı artık böyle tavırlarınızı bir kenarda bırakmanız gerekiyor. Çünkü söylemleriniz sanki ona ok gibi bakıyor. O sizi her seferinde yanlış anlıyor arkadaşlar. Yapmanız gereken durum bu yönde olduğunu yıldıznamemiz bize belirtiyor. Ama şunu da belirtmek isterim ki, kalbiniz o kadar güzel ki, yüreğiniz o kadar güzel ki, aslında aldığınız kararlar en doğru kararlar. Bir kişiye yapma, etme, o kişi senin için yanlış, o iş senin için yanlış, o yatırım senin için yanlış dediğiniz her konuda aslında bir nevi haklı çıkıyorsunuz. Ama nedense böyle hatasının farkında olan bir çevrenizde kişiler var. Ama böyle bir özür dilemeyi ya da gelip sen haklısın demeyi çok görüyorlar size. Aslında kalbinizin, yüreğinizin, gönlünüzün güzelliği çok bariz bir şekilde durmuş. Aslında haneniz de tertemiz olarak gözüküyor. Problemleri aslında sizin iyi niyetiniz çekiyor. Siz onlar gibi gaddar olsanız, kalp kırsanız, onların yanında durmasanız, onların hatalarının yanında durmasanız, aslında siz bir numarasınız, mükemmelsiniz, ulaşılmazsınız. Ama nedense hep alttan alan taraf siz, her şeye göz yuman siz. Onlar size her türlü lafı etsin. Siz küsmeyin, onlar küssün. Onlar üzsünler, siz üzülün. Onlar üzülmesinler. Böyle hep sizi bir köşeye yama olarak görmüşler arkadaşlar. Sıkıntıdalar mı? Sizi yanınızda istiyorlar. Üzüntüdeler mi? Sizi yanında istiyorlar. Ama siz sıkıntıda olduğunuzda, üzüntüde olduğunuzda hiçbiri yanınızda değil. Aslında Rabbim sizlere o kadar güzel ödüller vermiş ki sizi bunlardan uzaklaştırarak. Ama nedense siz nasıl bir hikmetse kendinizi geri çekemiyorsunuz. Ve o olayların içinde hep sürekli kendinizi döndürüyorsunuz. Belki boşanacaklar, boşanmanın önünde böyle bir set gibi duruyorsunuz. Sonra bütün pençelerini gösteriyorlar. Siz dışarıda bir yabancı gibi duruyorsunuz. Ama kim ne yaparsa yapsın, herkes ettiğini bir şekilde bulacak arkadaşlar. Sizi üzdükleri kadar üzülecekler, kırdıkları kadar kırılacaklar. Aslında ilahi adalet size bir şekilde o iyi niyetinizle bağlantılı bu kişilerden uzak durmanız için bazı sebepler öne sürüyor. Çünkü siz onların çıkarlarına karşılık çok iyisiniz. Onların çıkarlarına ters düşüyorsunuz. Onlar ince hesaplar yapan, kalpleri çok kötü, çok kötü planlar yapan bir taraf. Ama siz her şeyi Allah korku, iyi olmaları adına düşündüğünüz için hep böyle çok ince düşünüp çok sık eleyen bir karaktersiniz. Bu yüzden böyle bazı durumları, bazı konuları akışına bırakmanız gerekiyor. Sayfamızda arkadaşlar ikili ve birli bir tarih söylemiş. Bu ikili ve birli bir tarih içerisinde de, yani ben zaten niyetimi belirtmiştim siz değerli izleyenlerim. Cumartesi, pazarı alsın bir yıldızname videosu olsun, ama bir kez daha bu hafta sonu iyi ki görüşmemeniz gerektiğini ya da şu an sizden uzakta kalması gerektiğini bir kez daha anlayacaksınız. Ama belki bunlarla alakalı bir gelişme olabilir. Biraz böyle zamana yaymanız gerekiyor. Çok güzel bir sürece girmiş bulunmaktasınız. Özellikle böyle bir doğum günü kutlaması olabilir, bir hediyeleşme olabilir, bir plan olabilir. Ve bu planın içinde siz çok güzel bir yerdesiniz. Rabbim böyle gönlünüzden ne geçiriyorsanız, ne dileğiniz, ne hacetiniz varsa umarım böyle tez vakitte gerçekleştirir. Bugün 21 Haziran arkadaşlar, en uzun gece. Tabi bu video size ulaştığı zaman hangi süreçte olur bilemiyorum, ama çünkü baya bir sıkıntı var arkadaşlar. Sisteme giremiyorum.
Bununla alakalı da böyle canlı canlı videoyu da hazırlayamadım. Ama yine sizinle hangi saatte olursa olsun bol bol arkadaşlar, bol ama bol böyle fazlasıyla Ya Rafi esmasını bol bol çekelim, yıldızımızı yükseltelim. Yani şu an burada belki 10 bin kişi izleyebiliriz, belki 20 bin kişi izleyebiliriz, belki 1000 kişi yorumlarda bir amin yazarsak güzel bir enerji zinciri oluşturmuş oluruz. Lütfen alın, lütfen ben niyetlerime, dileklerime şu an beni izleyen, dinleyen, videoma yorum yapan, beğeni atan, kanala abone olarak destek veren herkese Ya Rafi esmasının yüzü suyu hürmetine, nerede sıkıntısı olan beni izleyen, nerede böyle kalbi kırılmış, gözyaşını akıtmış, haksız yere muamele görmüş izleyenlerim varsa Rabbim tez vakitte onları onur etsin, mutlu etsin, gönlünden geçirdiğini dileği, haceti varsa umarım tez vakitte gerçekleştirsin. Amin diyorum. Amin yazarak bu enerji zincirini de oluşturabiliriz. Amin diyen dilleriniz, amin yazan elleriniz dert görmesin inşallah. Beni buraya kadar izleyen, bana buraya kadar eşlik eden sizlerle izleyenlerime de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.